Şimdi elleri hızlıca sallıyoruz ve sahnemiz aydınlanıyor. Salla elleri. Salla, 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 salla. Evet. Şimdi kocaman alkışlarla Zeytin ve Limon. Sizler. Alkışlara devam ediyoruz tabii ki de. Çalışırım çıt çıt der der adıma.
bir bayanım. Mükemmel olmasam da olmaya çalışırım. Zeytin, peynir, yumurta yemezlerse kızarım. Doğrusu. Bu kadar hızlı işbaşı yapan biri daha görülmemiştir. Koltuğundan kalksan artık iyi olur. Limon! Limon! Limoncuğum! Limon! Bağırarak çağırdığınız kişi şu an sizi duymuyor ya da duymazlıktan geliyor. Lütfen daha sonra tekrar gelmeyiniz. O zaman bağırmak yerine odana gelip seni gıdıklasam daha güzel olur. Şu an sesin dernek geliyor anneciğim. Buraya kadar yorulma. Limon Hanım, Limon Hanım, salondan bekleniyorsunuz. Bu kadar ısrara dayanamıyorum ve geliyorum. Ta 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 ta. Yanağında duran şey nedir Limoncu? Yatağımla vedalaşıp ayrıldık. Fakat yastığım beni bir türlü bırakmak istemedi. Günaydın Babişko. Ne yapıyorsun? Saate bakıyorum. Ve annenin bizi elinde bir demet çiçekle kahvaltıya çağırmasına çok kısa bir süre kaldı. Pazar günleri kahvaltısına bayılıyorum. Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1. Bir demet çiçek beklerken elinde oklavayla gelmen çok hoş oldu doğrusu. Ben senden sürekli çiçek bekledim ama bir şey göremedim. Sen oklavaya şükret. Sana aldığım demet demet maydanozları unutuyorsun herhalde canım. Merak etme. Aldığım maydanozları biraz sonra kahvaltıda yersin. Limon, sen ne yapıyorsun orada? Sözünü tutan bir çocuk yetiştirmişiz. Gurur duymalıyız. Neden öyle söyledin? Pazar günleri kahvaltısına bayılırım dedi ve bayıldı sanırım. Bayılan birine ayıkmanın en iyi yolu bamya yedirmektir. Ben bir bamya getireyim. Sorun yok. Bamyanın adını duymam yeterli. Yememe gerek yok. Yaşasın, kahvaltı zamanı. İçindekiler hala duruyor. Senin sözünü dinledim ve tabağın hepsini yedim. Ama içindekilere dokunmadım anneciğim. O cam tabağı nasıl yedin acaba Limon? Sütüme batırdım ve yumuşatarak yedim. Hemen buraya gel. Tabağı da sakladığın yerden çıkar çabuk. Dediklerini aynen yaptığım halde onlara yaranamıyorum. Bakış günü
tarzım. Göbeğime bakmayın, bir aşık şişko. Bana bir şey sormayın, ben unutkanım. Ben kimim sorarsanız sandım Batişko. Eğlenceli Batişko, romantiktir Batişko. Olduğuna kıyamaz, kimse ona oturmaz. Sever hep olduğunu, oturmaya doyamaz. Eline bıçak alır, portakalı soyamaz. Düşkünüm, bu benim tarzım. Göbeğime bakmayın, birazcık şişko. Bana bir şey sormayın, ben unutkanım. Ben kimim sorarsanız adım Batişko. Eğlenceli Batişko, romantik bir Batişko. Olduğuna kıyamaz, kimse ona oturmaz. Sever hep olduğunu, oturmaya doyamaz. Eline bıçak alır, portakalı soyamaz. Huzur dolu bir dünya, koy kafanı koltuğa. Kırmızı süt amelli, ne güzel şey sessizliği. Kırmızı koltuğuna oturarak eritebilirim. Her cümlenin sonunu koltuğuna bağlamasına hiçbir zaman anlam veremiyorum. Bir şey mi dedin Limon? Aslında demedim. Ama sana söylemem gereken bir şey var Babuşko. Öğretmenim bana bir ödev verdi. Ve bu ödevde senin yardımına ihtiyacım var. Hatırlarsan geçen sefer matematik ödevime yardım et demiştin ve bütün ödevi bana yaptırmıştın. Haklısın Babişkocuğum. Çok pişmanım sana yaptırdığım için. Demek ödevlerini kendin yapmam gerektiğini anladın. Aferin sana. Aslında ödevlerimi sana yaptırmamam gerektiğini anladım. Çünkü hepsini yanlış yapmışsın. Hadi ya. Hepsini yanlış mı yapmışım? E o zaman neden yardım istiyorsun şimdi Limon? Çünkü seninle yapmak zorundayım. Ödevim şu. Hafta sonu babanızla oynadığınız bir oyunu hikaye şeklinde yazın. Yani seninle oyun oynayacağız ve ben en yüksek notu alacağım. Yuhuu! Bu değişik bir ödevmiş. E bu konuda sana yardımcı olabilirim ama ne oynayacağız sen söyle. İşte bu senin görevin. Amacın beraber oynayacağımız bir oyun bulmak ve birlikte oynamak. Hadi babuşko, oyun oynayalım. Ya biraz düşüneyim. Buldum. Oyunumuzun adı Büyük Takip Oyunu. Vay, süper bir oyun. Nasıl oynanıyor? Şimdi sen salonun değişik yerlerinde oyun oynuyorsun ve ben de seni koltuğumdan takip ediyorum. Büyük takip! Babişko, böyle oyun mu olur? Çok saçma. Başka bir oyun bulmalısın. Düşünmeliyim biraz. Buldum! Oyunumuzun ismi Gizemli Saklambaç Oyunu. Sen evin gizli bir yerine saklanıyorsun ve ben de koltuğumdan kalkmadan seni arayıp bulmaya çalışıyorum. Of, koltukta oturarak beni nasıl bulabilirsin acaba? Senin çok gizli bir yere saklanacağını bildiğim için boşuna seni arayıp yorulmama gerek yok. Oyunu hep koltukta oturmak üzerine buluyorsun. Başka bir oyun bu. Tamam. Düşünmeliyim. Babişko, buldun mu? Sana söylüyorum. Orada mısın Babişko? Babişko, uyansana. Uyanır mısın diyorum. Şu an içimden bir ses çok kötü sıkılmalısın diyor bana. Sıkıldım. Çok bunaldım. Aman
Babişko, kapıyı açar mısın? Bence sen aç, sıkıntın geçer. Of, kapıyı açmak her zamanki gibi yine bana kaldı. Haklıymışsın Babişko. Kapıyı açtım ve gerçekten sıkıntım geçti. Çünkü en sevdiğim arkadaşım gelmiş. Sıkıntı gidereceği ve eğlendirici biri geldi. Karşınızda Zeytin. Da 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 da. Eğlenceli biriyim. Yemeklerden hemen sonra sanki ilaç gibiyim. Sürpriz yumurta gibi her zaman şaşırtırım. Ben erebe lazımım. Zeytindir benim adım. Şaka yapmak benim işim. Yapmaya bayılırım. Limon varsa bana oradan hemen kaçarım. Gözlerim çok keskindir. Ben her şeyi görürüm. Olayları karıştırdım. Oldu sanki gördüğüm. Eğlenceli biriyim. Sanki ilaç gibiyim. Her zaman şaşırtırım, ben erebe lazımım, zeytindir benim adım. Sıkıntını gideririm, eğlenceli biriyim. Yemeklerden hemen sonra sanki ilaç gibiyim. Sürpriz yumurta gibi her zaman şaşırtırım, ben erebe lazımım, zeytindir benim adım. Şaka yapmak benim işim, yapmaya bayılırım. Limon varsa bana oradan hemen kaçarım. Gözlerim çok keskindir, ben her şeyi görürüm. Olayları karıştırdım, oldu sanki gördüğüm. Sıkıntını gideririm, yemeklerden hemen sonra sürpriz yumurta gibi her zaman şaşırtırım. Ben erebe lazımım, zeytindir benim adım. Sıkıntını gideririm, eğlenceli biriyim. Yemeklerden hemen sonra sanki ilaç gibiyim. Sürpriz yumurta gibi her zaman şaşırtırım. Ben erebe lazımım, zeytindir benim adım. İyi geldin Zeytin. Sen yokken canım sıkıldı, of of of. Sen gelince yüzüm güldü, ha ha ha. Gelmeseydin üzülürdüm, vah vah vah. Kocaman alkış Zeytin'e, şak şak şak. Zeytin, bir şey göstereceğim. İyi ki geldin. Hemen beni takip et. Zeytin, hey, uhuu, bana bak. Bak, senin için koltuğumu bırakıp buraya kadar geldim. Bu özverimi boşa çıkartma. Dadadadam, nasıl şaka ama? Limon, uhuu, limonun balış kostu. Allah, şimdi de bunlar donup kaldı. Limon, limon, uhuu. Zeytin, hoş geldin. Limon da seni bekliyordu. Ben birazdan geliyorum. Aa, bence de hemen gelmelisin Çıt Çıt teyze. Bu işi tek başıma halledemeyebilirim. Zeytin saçmalama. Çıt Çıt teyze gelmemeli buraya. Ona nasıl açıklarım ben bu durumu? Hoş geldin Zeytin. Hoş buldum. Oğlum müsaade et de geçeyim. Sen ne yapıyorsun orada? Sabah sporu. Bitti. Bitti. Ben sağlığıma önem veririm. Bitti. Bitti. Ay, ay. Çok susadım. Bir bardak su getirir misiniz? Oh, Çıt Çıt teyze. Oha. Ay, ucuz atlattım. Şşş. Çözümün hadi. Alo. Alo. Al bakalım suyu Zeytin. Yakalandım. Bir, iki, üç, dom. Bir, iki, üç, dom. Biz de dom oynuyorduk. Kımıldayan yalan.
bozarsanız yanarsınız. Eğlenceli bir oyuna benziyor. Hadi ben de bakayım. Acaba kim önce kımıldayacak? Daha çok bekleriz kımıldamalarını. merak etmeyin. Ben onları hemen kımıldatırım. Çabala bomba, zor tut, çözün. Ne oldu? Cacur patladı. Şaka yapmak istedim. Onlar da korkunca donup kaldılar. Kim dondu kaldı Zeynep? İşte Limon ve babası. Nereye gittiler? Bakayım. Aa, yoklar. Bakayım. Kaybolmuşlar. Aa, olamaz. Olamaz. Aman ne komik, ne komik. Böyle şaka mı olurmuş? Senin gibi şakacı benim bu şakaya yaptı. Başlayacağım sanmıştım Zeytin. Ben içeri girdiğimde bana söylediği şarkıyı çok beğendiğimi söyleyecektim. Ama neyse, işim var, ben gidiyorum. Sizleri dinlerken çok gururlandım. Bu yaptığınızı ayakta alkışlarım desem yalan olur. Çünkü kalkmaya hiç niyetim yok. Şarkımızın beğenilmesi ve alkış almamız çok güzel bir şey değil mi? Haklısın Zeytin. Hadi odama gir, yeni şarkımız için prova yapalım. Mutfaktan gelen bu müthiş, enfes, yanık kokusu da ne böyle? Sizin için kek pişiyor fırında. Hoşuna gitti değil mi? Oo, mis gibi yanık kokuyor. Ne? Yanık mı? Olamaz! Ha! Benimle uğraşacağına kekin başında bekleseydin yanmazdı çıt çıt hanım. Of, çok susadım. Ama koltuktan da kalkmak istemiyorum. Etraf temiz. Koltuğuma oturacak hiç kimse yok. Hızlı bir hareketle suyumu içip gelebilirim. Operasyon için geri sayım başladı. 3, 2, 1, kura! Limon, seni güldürmek için şaka yaptım. Ama senin suratın hala ısır. Ne oldu, anlatsana hadi. Benim ödevim, hafta sonu babanızla oynadığınız bir oyun hikaye şeklinde yazıldı. Ama babam benimle oyun oynamak istemiyor. Ve ben zayıf not alacağım. Sınıfta kalacağım. Boyum uzamayacak. Dişlerim büyüyecek. Tüylerim dökülecek. Biraz abarttım sanırım. O zaman ben gidip babanı ikna edeceğim. Üstün yeteneklerim sayesinde bu olayı çözüp geliyorum. Baban nerededir şimdi? Kesinlikle koltuğundadır. Oradan kalkması imkansız. Sayın Babişko, Limon'la birlikte oyun oynamalısınız. Bu sayede... Limon! Koş! Babana bir şey olmuş Limon. Baba tüçürmüş. Minicik olmuş. Anneciğim!
Çok korktum limon. Anlatamam sana. Daha önce baban yokken görmemiştim bu koltuğu. Tanıyamadım. Merhaba koltuk. Tanışalım. Ben Zeytin. Vay be. Şu koltuğa boş yere oturayım hemen. Hop. Çocuklar. çocuk bir şey. Şuna bak, benden başka kimse oturmasın diye yaptırdım. Ama Zeytin zevkten dört köşe oldu. Zeytin, kalksana. Ne olur çocuklar, sorun ne? Anne, babiskoyla bir oyun oynayıp ödevimi yazmam lazım. Ama oynayalım mı diye sordum ve bulduğu oyunların hepsinde kendini koltuğundan kaldırmamak için saçma sapan oyunlar buldum. Ay, zayıf atılacağım. Bence yapmanız gereken şey öncelikle babanı koltuktan kaldırmayı başarmak. Eğer bunu başarırsanız oyunun için ikna edebilirsiniz. Tam anlayamadım. Biz şimdi ne yapmalıyız? Biz iki tane çok zeki, kurnaz ve meslek beğen dedektifiz. Görevimiz koltuğu bırakmayan babişkoyu koltuğundan kaldırmak. O zaman limon ve zeytin iş başında. Onlar çılgın dedektifler. Bir şey kaçmaz gözlerinden. Mercek düşmez ellerinden. Yavaş yavaş adımlarla hedefimiz yakınlarda. Haydi çılgın dedektifler, ip uçları buralarda. Yavaş yavaş adımlarla hedefimiz yakınlarda. Haydi çılgın dedektifler, ipuçları buralarda. Thank you.
Süper bir plan yaptım ve geldim. İçeriden de anlatayım sana bir anı. Burada anlat. Babam zaten uyuyor. Annem de diğer koltuğa oturdu. Ve o da uyumaya başladı. Siz yoksa koltuklara uyku hapımı sürdünüz. Her oturan uyuyor. Bir arkadaşımdan rica ettim. Bir itfaiyeci kostümü bulacak ve buraya gelecek. Yani tiyatro gibi düşün. Gerçek olan bir şey yok. Tek gerçek o gelince babanın koltuktan kalkması olacak. Madem öyle anlaştık o zaman. Bu planı güzel bulmuşsun dedek yükseltin. Bilmiyormuş gibi davranmalıyız. İmon, kapı çalıyor, baksana sıkıntın geçer. İnanmıyorum ya, yanında bomba patlısı uyanmıyor ama kapı çalınca hemen gözleri açılıyor. Siz kimsiniz acaba? Ambulans şoförüyüm. Pardon, itfaiyeci. Buyurun, ne istemiştiniz? Bir sorun mu var? Yangın ihbarı aldık ve hemen geldik. Yangının mutfakta çıkma ihtimali her zaman yüksek. Ne? Mutfakta yangın mı çıkmış? Olamaz! Ah, mutfak bu tarafta! Hemen söndürün hemen! Yemeklerin dibini yakmanı anladım da mutfağı yakacağın aklıma gelmezdi. Orada oturacağına kalkıp bir şeyler yapsan diyorum. Ben şu an çok panikledim. Ben doldum kaldım, halime bak. Beni izle. İtfaiyeci amca, salondaki kırmızı koltuk yanıyor. Koş 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 koş. Ne? Koltuğum mu yanıyor? Koltuğum. Hemen yetiştim. Nereden? Olamaz. Hortumum kapıya sıkıştı. Beyefendi, hemen koltuktan kalkın. Kalkın hemen, kalkın. Kalkıyor. Tamam. Sakin olun. Ben hallederim. Kadar hazırlıklı olmanız beni çok duygulandırdı. Yerinizden kalkmadan kendi işinizi hallettiniz. Haklısınız. Beyefendi, sizi fahri itfaiyeci ilan ediyorum. Aa, teşekkür ederim. Sağ olun. Benim işim bittiğine göre artık gidebilirim. İyi günler. Ay, oh, çok heyecanlı dakikalar geçirdik çocuklar. Ama bu arada da babanızın ne kadar temkinli biri olduğunu anlamış olduk değil mi? Ben de planın tutmadığını ve babamı yine koltuktan kaldırmayı başaramadığımızı anlamış oldum. Madem. Ben de. Biliyoruz. Çok yoruldum ve biraz koltuğumda dinlenmek istedim. Nereden bildiniz? Bu itfaiye bizim eve nasıl geldi biliyor musun? Az önce limonla zeytin konuşurken duydum ben de. Bu gerçek itfaiyeci değilmiş. Arkadaşlarıyla oyun yapmışlar. Dedektifçilik oyunu oynuyorlarmış. Görevleri de seni koltuktan kaldırmakmış. Ama itfaiye gelince tüm planlar bozuldu değil mi? Ama ne kadar anlayışlısın ya. Sadece şaka yapıyorum hayatım. Şaka yapana kadar çocukları eğlendirecek bir şeyler düşünseydin daha iyi olur. Ama koltuğunu daha çok sevdiğin belli. Demek benim koltuğumda oturmamdan rahatsızlar. Belki de evde durmamdan bile rahatsızdırlar. Bu kadar üzülecek bir iş aklıma gelmez. Değil mi? Sanırım buradan kalkıp çocukları sevindirsen daha iyi olur. Anneler ve babalar. Çocuklarınızı yanınıza çağırabilirsiniz. Keşke bu kadar kolay olsaydı. Of! 3, 2, 1, hoppala! Kalktı! Kalktı! Limon kalktı! Kalktı! İnanmıyorum. Zeytin, başardık. Şu an şaşkınlık içindeyim. Bu kadar kolay olmamalıydı. Hayır, yaşasın! En büyük dedektifler biziz! Oley! Süperiz! Bebiş kokattığına göre onu oyun oynamak için ikna edebiliriz.
acaba? Nereye gitti? Olamaz, dışarı çıktı. Babişko koltuktayken hiç olmazsa bir şansımız olabilirdi. Ama şimdi hiç şansımız kalmadı. Zil çalıyor. İyi, o zaman kapıya bakın. Canının sıkıntısı geçsin. Babam burada yok ama Zeytin babamı aratmıyor. Siz kimsiniz? Sizin adrese bir kargo getirdim. Limon Hanım burada mı? Aa, limon benim. Nasıl yani? Bana mı gelmiş kargo? Hayatımda ilk defa kargo geldi bana. Çok heyecanlıyım. Hemen alabilir miyim? Alamazsınız çünkü Zeytin Bey de size gelmiş. Onun da burada olması lazım. Yuhu! Bana da mı geldi kargo? Ben de buradayım, buradayım. Şimdi bunu size aynı anda teslim etmem lazım. Uzatın elimizi. 1, 2, 3 deyince alın. 1, 2, 3. Çok teşekkür ederim. İyi günler size. İstersen sen aç. Çok teşekkür ederim Zeytin. Hey! Bunun içinde kocaman bir küp var. Gözlerime inanamıyorum. Yaşasın! İşte süper dedektiflere bir iştah çıktı. Süper dedektifler, gizemli bir dosttan gelen paketin esrarını çözmek için iş başındalar. Hey, baksana şuraya. Bunların üzerinde farklı rakamlar var. Yan yana gelince bir numara oluşturuyorlar. Ne olabilir bu numaralardan? Buldum! Bu numaralar birisinin okul numarası. Hayır Zeytin, bu bir telefon numarası. Vay, haklısın dedektif Limon. Bu süper fikir. O zaman ben hemen aramak istiyorum bu numarayı. Çeviriyorum ve çevirdim. Bizden kaçamazsın. Yakaladık seni gizemli toz. Ne oldu? Neden kapattın telefonu? Neresi çıktı? Kebapçı çıktı. Hadi sen numaraları değiştir. Ben de arayayım tekrar. Hadi hadi başlayalım çabuk. Bayan kuaförü çıktı. Türkçü dedi bu sefer. Gizemli bir dost dedi. O zaman neden kapattın? Bulduk işte. Çünkü ben arayacağım. Vay be, çok güzelmiş. Ne söyledi peki? Cuma, cumartesi, pazar yuvarlak olur genelde. Sarı, kırmızı, yeşil sallanırlar genelde. Nasıl bir şey bu ya? Sanki bilmece gibi. Evet, haklısın. Bu bir bilmece. Bizim bu bilmeceyi bulmamızı istiyor. Aferin çocuklar. Demek bilmece oynuyorsunuz. O zaman oyunu bitirince size kek ve süt vereceğim. Anlaştık mı? Sorun bakalım bilmeci. Ben de yardımcı olurum belki size. Cuma, cumartesi, pazar yuvarlak olur genelde. Sarı, kırmızı, yeşil sallanırlar genelde. Önce şunu çözelim. Cuma, cumartesi, pazar. Cuma, 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 cuma. Cumartesi. Cumartesi. Cumartesi, cumartesi, cumartesi. İşimizi bitirince pazara gidip alışveriş yapalım bence. Pazara gidelim. Pazara gidelim bence. Pazara. Bir dakika. Pazar mı dedin? Evet. Pazarda olan bir şey. Yuvarlak olur genelde. Pazarda yuvarlak ne olur? Buldum. Sivri biber. Adı üstünde. Sivri biber sivri olur. Ben kime soracağımızı buldum. Arkadaşlar, yuvarlak neler vardır söyler misiniz? Karpuz. Başka? Portakal. İki başka? Domates. Sevgilimiz işin olan ne vardır? Evet, haklısınız. Elma bulunca bağlı.
misin limoncuğum? Peki, sallanırlar genelde diyor. O nasıl olacak? Düşünelim. Elma nerede sallanır? Nereden anladın? Belki daha devamı vardır. Burada bitmemiştir. Baksana. Kutunun üzerinde oyun bitti yazıyor. O kadar şeyin sonunda ben daha büyük bir şey beklemiştim. Limoncuğum, belki de kutunun içine bakmalısın. Haklısın anne. Belki kutu açılıyordur. Heh, işte açtım. Bakayım, bakayım. Ne var içinde? Bakayım, bakayım. Ya bir bakayım ya. Dur. Çek ya, bir bakayım ya. Zeytin, dursana lütfen. İçinden bir kağıt çıktı. Bakalım ne yazıyor? Eğer bu kutuya ulaşıp bu notu okuyorsanız ödevini yapma vaktim gelmiş demektir. Ödevimi yapma vaktim geldi mi? Yine aklıma geldi. Ben bugün babamla oyun oynayamadım ki. Ödevime ne yazacağım? Of. Dur ben sayayım bugün ne yapmışsın. Ben gelince bana şarkı söyledin. Sonra babanla bana komik bir şaka yaptınız. Sonra babanı koltuktan kaldırmaca oynadık. Sonra babanı kaldırdık ama kaybettik. Sonra kargocudan gelen kutunun şifresini çözdüm. Sonra telefon numarasıyla gizemli kişiye ulaştım. Sonra telefondaki bilmeceyi çözdüm. Sonra... Of, ne çok şey yapmışsın ya. Vay be! Ne kadar çok oyun oynamışız öyle. Dur, nasıl devamını okuyayım. Umarım senin için bulduğum pazar oyununu beğenmişsindir. Çünkü oyunu bitirdin ve kazandın canım kızım. Yazan ve yöneten Babişko. Oyunumuzu beğendin mi canım kızım? O kadar mutlu oldum ki kağıttan Babişko'nun sesini geldiğini duyuyorum. Canım Babişko'cuğum. Bence arkada bakmalısın Limon. Babacığım. Bu hayatımda oynadığımız en güzel oyundu. Kocaman bir 5 alacağım. Yaşasın. Peki sen bu oyunu ne zaman hazırladın? Sen ödevini kutudan çektikten sonra öğretmenin beni arayıp haber verdi. Biz de senin için böyle bir oyun hazırladık. Süper. Peki benim seni koltuktan kaldırmaya çalışacağım nereden bildin? Bir düşün bakalım. O fikri sana kim verdi? Annem verdi. Anne, demek sen de oyunun içindeydin. Sizi çok seviyorum. Canım ailem, sizi çok seviyorum. Çok duygusal bir sahne. Mutlu bir aile tablosu. Ben dayanamıyorum, bekliyorum. Zeytin, benim ödevim bitti. Sen ne yapacaksın ödevini? Ben ödevimi senin sayende yaptım. Benim ödevim, hafta sonu gördüğünüz en ilginç olayı hikaye şeklinde yazıldı. Ve en ilginç olay senin bu yaşadıklarındı. Bir zahmet ödevini yazınca bana fotokopisini verirsin artık. Zeytin, ne dört ay üstüne düştün. O zaman beraber yazalım. Ne dersin canım arkadaşım? O zaman alkışlar tabii ki de limona da geliyor. Babişko ve
Çık çıkada kocaman alacağız. Diğer gösterilerimizde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz Zeytin. Görüşürüz Limon. Görüşürüz Çık. Görüşürüz Babişka.